Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elinize yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Çok çok sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili dostlar, yoldaşlar, değerli basın emekçileri, bugün hem aslında öfkeliyiz. Kobani davası başından beri bir hukuksuzluk davası, bir intikam davası. Dayanışma cezalandırıldı bugün. Yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı cezaevinden bırakarak çıktık. Adalet falan sağlanmış değil. Aksine adalet bir kez daha katledildi bu dosyayla. Bütün bunların nedeninin ne olduğunu biliyoruz. 3 yıldır bu mahkeme salonunda bunu teşhir etmeye çalıştık. Kürt sorununun çözümsüzlüğü, AKP'nin inkar, imha, asimilasyon politikasının bir sonucu olarak Kürtlere yönelik bir intikam davası olduğunu, bir kumpas davası olduğunu her defasında ifade ettik. Bizi yargılayan heyet değildi. Aslında cübbesini giymiş AKP'lilerdi. Cumhur İttifakı'ydı. Biz bunu biliyorduk. Savunmalarımız boyunca da hep bunu ifade ettik. Bugün bu kanıtlanmış oldu aslında. Verilen kararla aslında bunu siyaseten bir karar olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarımıza onlarca yıl ceza verdiler. Bir tweet attıkları için, Kobani halkıyla dayanıştıkları için. Bugün bu ikiyüzlülüğü görüyoruz. AKP'liler bugün Filistin halkıyla dayanıştıklarını söylüyorlar. Mazlum Filistin halkıyla hepimiz dayanışıyoruz. Gerçekten orada büyük bir katliam var. Ama aynı süreçte 2014'te Kürt halkına yönelik bir katliam vardı. IŞİD eliyle yapılan bir katliam. Halkların Demokratik Partisi bu insanlık dışı vahşete, IŞİD vahşetine sessiz kalamazdı. Soykırıma sessiz kalamazdı. Kalmadı da. İnsanlık onuru bunu gerektirirdi. Biz insanlık onuruna sahip çıktık. Bugün bu kararla aslında insanlık onuru cezalandırılıyor. Bizim cezaevine çıkmış olmamız adaletin sağlandığı falan anlamına gelmiyor. Ama biz şunu da biliyoruz ki mücadele bitmedi, devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi cezaevlerinde bir eylemlik var. Biliyorsunuz daha önce açlık grevleri vardı. 4 Nisan'dan beri bu eylemlilik başka bir şeye dönüştü. Kürt sorununa demokratik çözüm, Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın özgürlük. Çünkü bizler biliyoruz ki bütün yaşadığımız bu hukuksuzluğun, adaletsizliğin, Türkiye'nin içine düşürüldüğü bu karanlığın temel nedeni Kürt sorunudur. Ve bugün Kürt sorununun temel dayanağı İmralı'da uygulanan işkence sistemidir, mutlak tecrittir. Kürt sorunu çözülecekse önce oradan çözülecektir. O yüzden cezaevlerindeki arkadaşlarımız, yoldaşlarımız mahkemelere çıkmıyorlar, aile görüşlerine çıkmıyorlar. Haftalık telefon hakkını kullanmıyorlar. Niçin? Zaten zor koşuldalar, zaten tecritteler ama buna rağmen bir yol açmak için. Kürt sorunu demokratik ve barışçıl çözümüne bir yol açmak için. Halkların kardeşliğini sağlamak için. Dört duvar arasında da olsa mücadele devam ediyor. Burada hep birlikte içerideki yoldaşlarımıza, tillerimizle, alkışlarımızla bir ses verelim. Bici Berfedan azından'a, Bici Berfedan azından'a, Bici Berfedan azından'a, Bici Berfedan azından'a. Jin, azadi, jin, jiyan, azadi, jin, jiyan, azadi, jin, jiyan, azadi. Arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum ama şunu ifade etmek istiyorum. Mücadelemiz devam ediyor. Bitmiş değil. Bundan sonra çok daha güçlü devam edecek. Halkımızın direnişi, mücadelesi elbette bu faşizme geri adım attıracak. Faşist iktidarı değişmesine yol açacak. Biz daha yolun başındayız. O açıdan kimse moralini bozmasın. Kimse yüreğini karartmasın. Eğer bir yerde direniş varsa, bir yerde mücadele varsa orada mutlaka umut da vardır. Bugün yoldaşlarımızı geride bırakıyoruz ama
burada sözümüz olsun, onlar özgürlüğüne kavuşana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün dayanışma için buraya gelen, bunca saattir bizi bekleyen bütün dostlarımıza, yoldaşlarımıza, milletvekili arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Selam ve sevgilerimizle.